Sevgili dostlar, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Sebep Sonuç özellikle karşınızdayız. Erdal Akgül, vizyonerimiz bizimle beraber. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla iyiyiz. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Nasıl görünüyorum? Benim sormam lazım. Hocam çok şık görünüyorsunuz. <laughs> oh, dik kıyafetten de <laughs> evet. şöyle gözler çökmüş, yüz çökmüş böyle yorgunluk bunlar falan. Benim gözümde büyük bir birikim görüyorum. Büyük bir birikim. Evet. Özellikle kaz ayaklarınıza bakarsak güçlü bir hafıza. Ee, oldukça güler yüzlü biri olduğunuz belli. Ee, bayağı gülümseyiyorsunuz ki yüzünüzde kaz ayakları evet, oluşuyor. Evet. Bunları önceden zamanda... çalıştık arkadaşlar. Yayın öncesi hocam bunları bana söylerseniz mutlu olurum dedim. <laughs> Benim haberim yok bundan. <laughs> Şimdi kaz ayakları bende çok var ama. Hep şey evet. geliyor. Hocam oraları bir botoks yapalım falan. Yani botoks yaparsanız biraz hafızada da kayıplar oluşabilir tabii ki. Ama Botoksa. bunun yerine... Tabii bunun yerine sporla bunu geliştirebiliriz. Ee, bazı özel yöntemlerimiz var. Ee, reverse table veya ters duruş sehpasında ee, botoks veya ameliyata gerek olmadan da geliştirme şansımız olabilir. Benim şimdi yani ırsi aslında babada da var, ailede He. de var. Gözler hafif çekiktir falan. Evet. Yani şuralarda da düşmeler başladı. tabii yorgunlukla evet. ilgili bir sürü şeyler var. Biraz altında. yer çekimiyle de alakalı. Biz evet. yer çekimi terse çeviriyoruz ve dezavantajı avantaja kullanıyoruz. Eminim babanız reverse table'da yatmamıştır. Siz yatarsanız değişir. Peki onu şeyler var, ameliyatlar var. Kesin Gerek deriyi yok. Deriyi alıyorlar falan. Biz e, sırttaki fıtıkları da ameliyatsız düzeltme şansımız oluyor. Ameliyatsız boy uzatma şansımız oluyor. Çok basit yöntemlerle ilaç evet. kullanmadan. Ama tabii bu yöntemlerin ilaçsız ve bedava olması çok yayılmasına engel oluyor. Şimdi oraya gireceğiz zaten sevgili dostlar. Bugün fizyonomiyi konuşacağız, yüz ifadeleri, gözdür, kulaktır. E, ya da mimiklerdir. Bize neyi anlatıyor? Yalan söyleyen insanı yakalayabilir miyiz? Aldatmalar, onun dışında bir sürü başlık var. Elin şekli, saç şekli, saç dizimi, evet. e, avuç içi okuma, avuç içindeki işaretler. Evet. E, onun dışında e, yalanla ilgili estetikli biri okunabilir mi evet. yüzü? E, evet. Bununla ilgili çok. Yürüyüş yine mimikler, evet. ayak şekilleri. Bunlarla ilgili sorularımız var. Soracağız. Tabii bu bir e, tıbbi e, sorunlarla, hastalıklarla ilgili e, program başında hep bu uyarıları evet. yaparız. E, problemleriniz varsa tabii ki de gidin e, bir uzmandan destek alın ama alternatif o kadar gelişti ki hem bitkilerle hani tıbbi nebeviden yola çıkarsak, evet. peygamber tıbbından yola çıkarsak, tabiat zaten doğal bir eczane. Ve aynı zamanda fizyonomimiz de bize e, bazı e, sorunlarla ilgili bilgiler veriyor. Bunları evet. da konuşalım ve bunlarla ilgili hakikaten e, düzgün çalışmalar neticesinde fayda sağlayan çok fazla insan var. Evet. E, artık Kur'an-ı Kerim'de de hocama evet. zaten soracağım bu soruyu detaylarını öğrenci Nur ve Yasin, Yasin surelerinde. surelerinde var. Evet. E, bu okumaların aslında evet. bize nasıl ağzınız yansıyacağı ağzınız susacak elleriniz konuşacak Detay diye ne onun hocam? Net olarak e, bu açıklanıyor. ve Kur'an-ı Kerim'de de Konuşma söz e, lâfsı sadece el için kullanılıyor evet. çünkü elimizde sol elimizde 256 anne-baba yedi nesilden gelen tüm olaylar var sağ elimizde de nasibimiz yapabildiklerimiz var evet. bunların detaylı olarak baktığımız zaman bunları okumak mümkün. Bunu bir navigasyon olarak kabul etmek gerekiyor. Biraz önce söylediğiniz gibi %100 doğru mu değil. Aslında tıbbi okuma cihazları da %100 doğru değil. %30 ile %80 arasında doğru okuyan cihazlar doğru kabul ediliyor. Çünkü insan o kadar gelişmiş, o kadar farklı bir varlık ki hiçbir zaman bir teşhis %100 olmuyor. Fakat %80, %90 bir veri bizim için çok değerli. Örnek olarak buradan Ankara'ya gideceğiz, navigasyona giriyoruz 3,5 saat diyor. Şimdi navigasyon dediği için 3,5 saat veya bu bilgiyi dikkate almayalım mı ya da bu bir fal mı? Değil. Bu bir veridir. Bunu kullanırız. Şimdi her cihazı aldığımızda içerisinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kullanım kılavuzu sayesinde o cihazı daha iyi, daha kaliteli, daha uzun ömürlü kullanma şansımız oluyor. Daha verimli. Peki insanın kullanım kılavuzu nedir? İnsanın kullanım kılavuzu elinde verilmiş. Bir tanesi. Biz bunun üzerinde detaylı çalışıyoruz. Bir insan eğer kendini daha iyi tanırsa, etrafını daha iyi tanırsa ...o zaman daha verimli bir hayat yaşama şansı olabilir. Ee, i̇nsanın başıboş bırakılacağını mı sanıyorsunuz diye... ...Kuran-ı Kerim'de mealen ayetler zaten mevcut. Şimdi bu kadar gelişmiş bir varlığı... ...navigasyonsuz olarak yola çıkartıldığı düşünülemez. Biz araçlarımızda bile navigasyon varken... ...onsuz artık yola çıkmıyoruz. Elimizi okuduğumuzda veya fizyonomimizi okuduğumuzda... ...düşüncelerimizin yansımalarını burada görebiliyoruz. Bu gördüklerimizi de her zaman değiştirme, geliştirme şansımız var. Bunlara yüzde yüz gözüyle bakmamıza gerek gerek yok. Bir veri olarak değerlendirebiliriz. Şimdi hava durumu her zaman doğru çıkmıyor. Ama hava durumunu bilgisini kullanmayan insan var mı? Yok. Uçaklar hava durumu bilgisi olmadan havada uçamazlar. Ama hava durumu söyledi diye mutlaka olacak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet. Buna benzer şekilde bu verileri de her zaman kullanıyoruz. Ciddi anlamda faydalanıyoruz. Kaldı ki 3000 yıllık bir geçmişi var. 3000 yıl. Mısır'dan beri, Mısır'ın tarihinden beri kullanılıyor. Şu an en yaygın Hindistan'da kullanma, kullanılmakla beraber Amerika'da, İsrail'de, Rusya'da, Mossad, CIA gibi teşkilatlar da bunu kullanıyor. Hatta Rusya'da rehber öğretmenler, meslek seçimli öğrenciler okuldan sonra bunlara göre yapıyor. Osmanlı'da lonca sisteminde kullanılmış meslek seçiminde, eş seçiminde kullanılıyor. Eşlerin birbiriyle geçinmesiyle ilgili konularda yol gösterebiliyor. Burada çok büyük bir ilim var. Bu ilim kullanıp bizim hizmetimize sunulmuş. Biz de bundan yararlanıyoruz, geliştiriyoruz, yayıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den iki sureden örnek verdin. Evet. Orada Eller konuşacak mealen. Evet. E, ağzınız Ağzılar, susacak, elleriniz konuşacak, ayaklarınız şahitlik yapacak. Şahitlik Hı. edecek. Yasin suresi 65. Yani ahirette evet. hep bu zaten e, bilinir, kabul edilir. E, ahirette dil yalan söyler. Hı. Öyle Hı. bir mantıkla da yorumlamışlar. Hı. Ama eller, ayaklar gittiğin yerleri Hı. söyleyecek. Eller evet. hırsızlık yaptıysa benimle çaldı, Hı. şunu yaptı falan Hı. şeklinde dile gelecek. Hani bu ona bir delil Hı. mi diyorsunuz evet. bu ayet? Aynen öyle. Bu çalışmalara aynen öyle. İsterseniz birkaç şekil üzerinde de birkaç tamam, gösteri olur. yapalım. Alalım. Hangisini istiyoruz? El, ee, elle mi başlayalım? E, el şekillerinden başlayabiliriz. Ben burada e, tabletten de göstereceğim. Tamam. Şöyle biz kelebekte Hı. vereceğiz. Tamam, oradan verir. Ben burada çizerek de göstereceğim. Dönerken, e, Evet. Dönerken Buradan gösterebiliyor hazırladım. muyum? Bir deneyelim. Tamam. Bakalım. E, şu şunu mu istiyoruz? O resim değil. Şunu görebiliyor muyuz? Tamam. Bunu verir misin? Şu tek tek el evet. olan. Bunu ben kameraya göstermek istiyorum. Nasıl göstereceğim? Tamam. Hocam şu kameranız ah, şu. şu. Hemen şurası. Tamam. Şöyle kaldırırsam görünecek gibi. Biraz da büyütebilirsem. Avuç içinde bir şey yaz. Yani bu Şu çizgili olan olur mu? Olur. Bu da bir orada kalabilir ekranda. Ben tamam. buradan da tamam. göstereyim. Görünüyor sanırım. Şöyle biraz daha gelirsem. Evet. Tamam. Kolay Şimdi şu hayat çizgisi çizerek göstermek istiyorum. Daha net anlaşılsın diye. Ee, Şöyle yap hı hı. yönetmenim. Direkt Erdoğul hocamı tek ver hı hı. E, ve biraz yakın zoom yap. Evet. Çizdikleri daha net görür, evet. görünmüş olur. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Heh. Tamam. 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 Zaten e, biraz, biraz sonra… biraz. KJ'yi al yaklaştır biraz. E, bu çizgilerin tamamının olduğu bir görselimiz de var aslında. tabii, tabii var. Tamam. Yani Şimdi şu temiz... akıl çizgisi. Diğer ilki neydi hocam şimdi? İlk var. Bu hayat çizgisi. Hayat. İkinci çizdiğim akıl çizgisi. Üçüncüsü de kalp çizgisi veya sevgi çizgisi. Şimdi bu çizgiler üzerinde bazı okumalar yapıyoruz. Tabii birçok çizgi var bunların dışa, dışında. Ee, hayat çizgisi yaşam standardını veriyor. Ömrü vermiyor. Akıl çizgisi ömrün de okunabileceği bir çizgi. Ee, sevgi çizgisi ise bizim duygu durum... Iı, hakkında bilgi veriyor bunların kombinasyonları bunlarla ilgili çapraz geçen çizgiler olabiliyor bunlara musibet çizgileri ya da olayları anlatan çizgiler diyoruz parmakların şekilleri bunların her biri bize bilgiler veriyor Mesela bilekteki çizgiler bize bilgiler veriyor Mesela şurada evlilik çizgimiz var bunların dışında parmakların boyları evlilik hakkında Evlilik çizgisi mesela atıyorum birisi bir kere evlenecek, ikisi iki ise öyle. Ama detaylı okumaları kadar. var. Hı. Çizginin kalınlığı, uzunluğu, kırıklığı, ucunun yukarı eğikliği, aşağı eğikliği gibi. Ona göre bir şey çok, mi? Evliliğin süresi, bir boşanması. Çok, aynen öyle. Birçok detaylar var. Bunlarla ilgili birçok bilgiler verebiliyoruz. Hı. Şimdi e, burada e, önemli olan çizgilerin bir genel e, yapısı var. Mesela sağlıkla ilgili de bilgi alabiliyoruz. Örnek veriyorum. Bir çizginin netliği ve Akıcı olması kişinin aynı zamanda kan dolaşımının düzgün olduğunu gösteriyor. Elinin rengi sağlığıyla ilgili bilgi veriyor. Tırnak yapısından birçok hastalıkları ve bağışıklık sistemini okuyabiliyoruz. Kemik yapısını okuyabiliyoruz. Hmm. Aynı zamanda tıbba da hizmet eden birçok bilgiler var. Bunun yanında e, psikolojik durumunu algılayabiliyoruz. Beyin sağlığını algılayabiliyoruz. İleride alzheimer riski var mı bunları algılayabiliyoruz. Bunların yanında başına gelebilecek olaylar. Mesela kader çizgisimiz var şöyle. Evet. şu şekilde orta parmağa doğru geliyor. Bu düzgün ve derin ise kişi hayatını kolay kazanacak anlamına geliyor. Burada güneş çizgimiz varmış. Bir sürü kesikler var hocam. Siz ne mücadele ederek hayatta ilerliyorsunuz anlamına geliyor ama. Yine de çizginiz devam ediyor. Bu sizin başarıya bir şekilde ulaşacağınızı gösteriyor. Güneş çizgimiz bizim meşhur olmamızla alakalı. Parmakların boyutları da tabii çok önemli. Bunlarla ilgili de birçok veri var. var. Şu var. Boğumlar da parmakların önemli. Parmakların şu evet. aralarındaki... Evet. E Burada da yine çizgiler. Burada atıyorum evet. iki tane, burada her, üç tane. Her birinin okunması ve e, kombinasyonları var. Şimdi burada bir çizgileri alfabe gibi düşünebiliriz. Harfler gibi düşünebiliriz. Bunların her birinin bir anlamı olmakla beraber bunlarla kurduğumuz cümleler bize e, çok geniş veriler veriyor. Peki burada şey ne? Yani bizim e, tecrübeyle mi sabitliyoruz bunu? Yıllardır yaşanan e, buradaki okumalardan ortaya evet. çıkan tecrübe mi? E, çünkü bir kesim. Buna fal diyor mesela. Evet, yani evet. nasıl ayıracağız ve bunu kaynak olarak, delil olarak nasıl savunuyorsunuz bu sistemi? Şöyle, e, burada tabii e, bunu yüzde yüz bilimsel olarak ispatlandığını söylememiz doğru olmaz. Fakat uygulamada e, mesela en kesin sonuçlardan bir tanesini söyleyeyim. E, engelli çocukların elleri çok farklı mesela. Bunlar birebir tutuyor. Bunun yanında e, çocuk sayısı tutuyor, kariyerle ilgili şeyler tutuyor. Tutmayan şeyler tabii ki de çıkabilir arada sırada. Amaç zaten şu değil. Murat Bey, siz şu yaşta evleneceksiniz, şu kadar çocuğunuz değil. Bizim amacımız şu. Sizinle birlikte konuşarak, size de soru sorarak, karşılıklı teyitleşerek bu verileri tamamlamak. Burada bir yarışma yapmıyoruz, bir falcılık yapmıyoruz. Ama sizinle ilgili toplarladığımız verilerle sizi size anlatmak amacımız. Senin kullanım kılavuzu. Aynen öyle. Hem sizin duygular açısından tanımak, sağlığınız açısından tanımak, yetenekleriniz açısından tanımak. Hangi mesleği daha iyi yapabilirsiniz? Hangi meslekte başarılırsınız? Duygusal yönden mi güçlüsünüz? Sizden bir lider mi olur? Bunu anlamak. Veya eş seçimlerinde bu iki kişi birbiriyle geçinebilir mi? Mesela yüz şekilleri burada çok çok önemli. Mesela bir kare yüzle bir kare yüzün geçinmesi daha zor olabilir. Ama bir oval yüzle, bir yuvarlak yüzle çok rahat geçinebilir. Yüz görsellerimiz var, var galiba. Onları da Kelebek'te yönetmenim. Evet. Evet. E, verebilir. Hı -hı. Peki mesela çocukları için aileler, şimdi çocuklardakiler e, çizgiler anlamında Hı -hı. baktığımızda bizimkiler gibi net olmayabilir. Bizde tabii farklı e, insanların iş hayatında meşgaleleri var. Zor şartlarda çalışanlar var. Özellikle hizmet sektöründe yani bedenen çalışan Hı -hı. E, insanlar var. Elleri daha İr olabilir, çizgiler daha net olabilir. Farklı farklı sektör göre yani. değişir. Bir piyanistin eliyle, hı hı. bir inşaat işçisinin eli bir değil. Dolayısıyla çocuklara döndüğümüzde daha da farklı. Tabii. Belki okuması daha zor olabilir çizgilerden dolayı. Bilakis. Çocuğun geleceğine dair evet. işaretler çıkar mı? Anne babanın e, yönlendirmesi, ki. eğitim e, Zaten aldırması anlamında. Zaten temel olarak burada kullanmak çok çok önemli. Bir çocuğun ileride ne olabileceğini. Mesela mimar mı olur yoksa mühendis mi olur, sanatçı mı olur? Yönetici mi olur? Tıpta mı daha başarılı olur? Bunları algılamak mümkün. Hatta inşaatla ilgili bir şey de gelişebilir ama bundan müteahhit mi olur? Mimar mı olur? Yoksa inşaat kalfası mı olur? Bunları da algılamak mümkün. Evet. Mesela elimizin büyüklüğüne baktığımız zaman, eğer el, el kısmı parmaklara göre daha büyükse bu yapıcı üretici bir insandır. Yani üretken. Avuç içi daha her evet, şey gibi mi? Evet. Orta parmağımızla şuranın orta parmak mesafesiyle şurayı ölçtüğümüz zaman hmm. eğer parmaklar daha uzunsa bu kişi düşünel bir insandır. Eşit. Yani tembeldir yani. ama çok düşünce üretir, buluş yapar. Böyle bir insandır. Eli daha büyükse yapan üreten biridir. Peki şeylerde mesela baktığımızda sistematik olarak işte Hı -hı. orta parmak daha uzundur. Evet. Şu ikisi arasında bazen yorumlanıyor. Yani evet. şu mu daha uzun şu Çok mu aynı mı? popüler internette bu. Burada A resimde de var. He, İşaret o parmağımız he, daha evet, uzunsa evet. eğer biz e, liderlikte daha başarılıyız anlamına gelir. Eğer yüzük parmağımız işaret parmağımıza daha uzunsa sanatsal alanlarda daha başarılı olabilir anlamına gelir. Orta parmak parayı gösterir. Aynı zamanda eğimler de çok önemlidir. Mesela işaret parmağımız orta parmağa doğru eğiliyorsa bu bizim paraya daha fazla meyil ettiğimizi gösterir. Boğumlar da çok önemli. Mesela orta parmağın altında tepeler vardır. Bu tepe yüksekse örnek veriyoruz. Ee, siz parası için çok önemlidir. Paraya ta tamah edersiniz anlamına gelir. Eldeki bütün tepelerin yüksek olmasını isteriz. Her parmağın altında tepeler olarak geçiyor. Hmm. Ee, orta parmağın altındaki tepenin çok yüksek olmasını tercih etmesi çok örnek hocam o tepe. Dümdüz burası. Evet. Siz paraya çok tamah etmiyorsunuz. Şurası. Şurayı evet. diyorsunuz değil mi? Evet. Dümdüz. Evet. evet. Ama Venüs tepeniz güzel mesela. Hayat enerjisi güzel. Hayal gidiyorsunuz. Şurası hayal gücünüz güzel mesela. Ay tepeniz güzel. Ee, siz e, çok iyi bir yazar olabilirsiniz örneğin. E, ama çok fazla elinizi ekrana da açmayın. Çünkü bütün hayat ettiğiniz oradan okunuyor. Ha, oradan. Evet. Oku tabii. E, ne, olur? Okunursa ne olur? Bana ne zarar? E, kolayca manipüle edilebilirsiniz. Yani sizin dün, düşünce duygu yapınız buradan hmm. okunabilir uzmanlar tarafından. Burayı tarafında. sileriz. ya. Evet, olabilir. <laughs> dolayısıyla dolayısıyla e, yayında çok fazla full açmak e, tavsiye etmeyiz açıkçası. Hmm. Peki şimdi bu benim avuç içimdeki işaretlerden bir okumayla geleceğe dair yaptığım geçmiş hı hı. ve geleceğe dair yorumlar çıkarılabilir hı hı. Evet. şeklinde görüşler yaygın bu konuyla ilgili özellikle. Evet. Şimdi karşımdaki insanın ben avuç içine bakmıyorum. Hı hı. İlk konuşmaya başladığımda gözlerini görüyorum ve yüzüne bakıyorum. Evet. Vücut hareketleri de belki ondan sonra geliyor. Evet. şekilleriyle ilgili sonra bir imajımız geliyor. var, onu da alalım. Oradan üzerinden devam Dolayısıyla edelim. Tabi ilk Hı -hı. baktığımızda karşımızdaki insanı Hı -hı. E, hep şey vardır. Ya işte enerji almadım. Ya da işte Hı -hı. ya bu çok iyi birine benziyor. Ya da görmüyor musun işte göz e, işte gözleri şöyle kısık, kaşları şöyle falan böyle yorumlar da var. Hı -hı. O şöyle olursa işte içten pazarlıklı. atıyorum evet. şu anda. Evet. Böyle ama evet. yorumlar gelir. Ama geçmişten gelen bilgilerle ya da sağdan soldan ne olduğu evet. bilgilerle. Bunu e, sizin çalışmalarınız nasıl yorumluyor? Ya da bilim bunu nasıl yorumluyor? Yüze tamamen yansıyor mu insanlara? Yüze karakteri? tamamen yansıyor. Ee, yine e, dini kaynaklarda şöyle bir şey var: Allahü Teala bizi karşımızdaki aldatmamak üzere simamızda aslında karşı tarafı anlatıyor. Okuyabilen için. Hmm. Şimdi biz fizyonomistiz diyoruz ama herkesin alt bilinci biraz füzyonist. Yani insan sarrafıyım dedikleri kişilerde bu özellikler zaten var. Mesela halk arasında bir laf vardır dik kafalı. Alın böyle dümdüz dik geliyorsa o kişi inatçıdır, dik kafalıdır. Eğer eğitimliyse kararlıdır, eğitimsizse inatçıdır. Ama dikkat edin, anlı şöyle sizinkisi gibi yukarıya doğru dönen insanlar daha e, konuşarak anlaşabilen insanlardır ama dimdik çıkıyorsa o kişilere laf geçiremezsiniz. Veya eğitimli bile olsa çok kararlıdır. Bildiğini iyi bilir. Ve onun fikrini değiştirmek çok kolay değildir. Mesela alındaki çizgilere bir kitap yazılabilir. Orada hayat hikayemizin tamamen bir özeti var. Kaş Artık yapımız... alındaki çizgiler görünmüyor hocam. Artık evet. botokstan geçilmiyor. Kimsenin evet. alındaki çizgisi doğru, yok. Doğru söylüyorsunuz. Biz de o zaman saç dizimine bakıyoruz. Mesela saçların dizilimi şuralara kadar geliyorsa ailenize bağlısınız anlamına gelir. Kulakları okuyabiliyoruz. İkelleştiyse Kulaklarda... adam kelleştiyse biz bir veri için 12 farklı alana bakabiliyoruz. O zaman diğer alanlara bakıyoruz. Ha yani kelse saçtan tane, analiz yapamıyoruz. Öbür tarafa geçelim. Altı tane farklı noktayı bulmamız bizim için kafi. 5-6 tane nokta bulmamız Mesela yüzde ne var? Bu 6 nokta. Yüzde yüzde mesela ilk başta yüz şekillerinden başlayalım. Hı. Mesela kare yüz var. Üçgen yüz var. Dikdörtgen yüz var. Dikdörtgen yüz yöneticidir. her zaman öncelikle iş yaptırmayı sever. Enerjisi çok Hı. yüksektir. Kare yüz çalışkandır. Üçgen yüz keşif keşfeder, tembeldir ama <laughs> buluş yapar. E, yuvarlak yüz eğlencelidir, ortamı sürekli eğlendirir. Oval yüz alıngandır, zekidir e, gibi bunlar e, oturmuş özellikler. Ayrıca e, yüzü üç parçaya bölüyoruz. Alın bölgesi kaşa kadar, saçtan, burun bölgesi ve alt e, üçüncü bölge olarak geçiyor. Dudaklar, e, filtrum ve çene. Mesela e, alt bölge ağırlıklı olarak enerji ve hayvansal e, içgüdüleri gösteriyor. Mesela güçlü bir çene yüksek bir enerjiyi gösterir. E. E, filtrumun bazı özellikleri var. Ee, bunun şekline göre birçok yorumlar yapılabilir. Dudak şekli mesela. Eğer üst dudağınız ince ve e, aşağıya bakıyorsa siz öncelikle kendi fikrinize e, desteklersiniz. Karşı tarafın fikrine çok fazla önem vermezsiniz. Hocam bunda yaşanmaz hocam. Ya Bakıyorsun adama dudağı evet. şöyle, kaşı böyle. Ha bu evet. zaten böyle falan. Evet. Etrafımızdaki insanları da böyle analiz ettikten sonra tabii evet. faydası var gibi geliyor ilk <laughs> etapta ama ileri dönük baktığımızda Hayat başta Yaşanmaz biraz, bir hale alır gibi de biraz zor olsa bile karşınızdaki kişinin artık ruh halini ve e, ne diyelim bazı gerçekleri kaçırmasına göz yumak durumunda o kalabiliyorsunuz. Biraz, e, karşındaki insanı manipü manipüle etmeye fayda sağlayacak bir sistem gibi de görünüyor. Şöyle, Karakterini anlayıp, eğer bu biz budur. bilgileri kötüye kullanırsak e, bizim gelişmemiz e, o zaman e, hmm. bir tür men oluyor. Hmm. Dolayısıyla e, en azından biz böyle inanıyoruz hep iyiye, faydaya kullanmak durumundayız. Mesela kulaklarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Mesela sizin kulak memeleriniz oldukça geniş ve büyük bir ayrık. Bu şu anlama geliyor. Yüksek bir hafızanız var. Kalp kapakçıklarınız düzgün çalışıyor. Şekerle ilgili çok büyük bir probleminiz yok. Ve girişimci bir ruhunuz var. Çünkü kulak memeniz yapışık değil. Ee, ayrıca e, iç helikse baktığım zaman dışarıya doğru çıkmış. Bu zekayı gösteriyor. Dış heliksiniz oldukça güçlü. Bu akıl, akılla alakalı şu bölge tamamen ahlak ve etik değerler ile ilgili yüksek bir etik değerinizin olduğunu gösteriyor. kaşlarınıza baktığımda biraz yorgunluk, biraz enerji düşmesi var. Biraz spor tavsiye Düşüşler ederim. Düşüşler var değil mi? Kaşlarda, biraz şeklen, şurada düşüş biraz var ama Bunlar tabii güçlenebilir. Bunların dışında tabii hareketli görüntüleri de inceliyoruz, mimikler, mikro mimikler, mikro ifadelerle de. Biraz önce konuştuğunuz yalan dedektörü veya yalan makinesini geçen insanlar bile mikro mimikleri geçemiyor. Yalan makinesi birçok biraz önce dediğim gibi hocam şey var. işte CIA'dan tut, birçok istihbarat teşkilatları. Kullanıyor diye evet. biliyoruz. Evet. Ee, i̇şte parmakları bir şeyler takılıyor. Vücuda hı hı. vücut hareketlerinden e, enerjisinden bir şeyler algıladı ve doğruluğunu 90'lara falan çıkarttı. Doğru. Söyleniyor. Doğru. Ee, gerçek mi bu? Normal vatandaşlar için gerçek ama profesyoneller bunları aldatabiliyorlar. Bunları aldatmanın tabii ki de kolay yolu var. Aynen şunun gibi. E, kapınıza kilit takıyorsunuz üç tane profesyonel bir hırsız veya çilingir rahatlıkla açabiliyor. Bunların da çilingirleri var tabiri caizse. <laughs> Örnek vermek gerekirse ayakkabınız içerisine bir raptiye koyun ve yalan makinesine böyle girin. Doğruyu söylerken raptiye'ye ayağınızı basın ve kendinizi duygu durumunuzu bozun. Cihaz siz ya doğru söylerken seçeceksin. ama o anda işte sizin psikolojiniz bozuluyor ve makine e, siz doğruyu söylerken e, sanki yalan söylüyormuşsunuz gibi bir algıya giriyor. Bu kez yalan söylediğinizde de böyle bir algıya girdiğinde kafası karışıyor ve sizi çözemiyor. Ama mikro mimiklerden kaçma şansınız hiçbir Peki şekilde bu yok. bu şu an sizin söylediğiniz yorumu işte bir en basiti bir iğneyle duygu evet. durumunu değiştirmesi ve makineyi kandırması şeklinde. Evet. Bunu yapan sistem bunu bilmiyor mu? Buna bir fark etmezlerse yani. eğer fark etmezlerse karşı tarafın bunu bildiğini bilmiyorlarsa. Ee, bunu yapabilirler. Kişi geliştirilemiyor Bir de kişi gibi. geliştirilemez. Bir kişi bir de yeterince profesyonelse ayağını rap diye batırmadan da bunu yapabilir. Yani burada sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Ee, burada eğitimli, yıllarca eğitim almış insanlardan bahsediyoruz. Peki, sağlayın, sıradan insansa mesela yalan söylediği bir şeyi 50 kişiye aynı şekilde söylemiştir. Evet. Yani atıyorum ben mühendisim. Tamam. demiştir. Herkesi de söylemiştir. Hı, hı. E, 50 kişiye söyledi ve 51. kişiye söylerken de bunun artık yalan mı doğru mu o vücut o tepkiyi vermiyor. Evet ben mühendisim hı hı. diyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Doğru. Şimdi, vücut mimikler, vermiyor. Mimiklerle bunu Bunun de, nasıl yalan olduğu anlaşılır. Şu şekilde. Çalışmış çünkü söylemiş. Mimiklerle bunları e, ikna etmek, kendimizi kandırmak, karşı tarafı kandırmak kolay. E, mimikler mesela örneğin o gülümsemedir. Bu kızmadır. Bunlar iri hareketlerdir. Bir hı. de mikro hareketler var. Mesela şunun gibi. Saniyenin çok, çok kısa bir süresinde evet. olan hareketlerdir. Bunların Tamamen refleks olarak e, geliştiği için hiçbir şekilde kontrol edemiyoruz. Örneğin ben şimdi elimi sizin gözünüze doğru uzatsam mutlaka gözünüzü kırparsınız. Bunu engelleyemezsiniz. Bunun gibi düşünün. Bunlar e, ülke ve milliyet bağımsız olarak bir kabilede de, Çinli'de de, Amerikalı'da da, Türk'te de aynı şekilde gelişiyor. Ve bunlar ispatlanmış, bilimsel olarak araştırılmış mikro ifadeler olarak da bakılabilir. Zaten bunlarla ilgili diziler de var. İzlenilebilir, ee, buradan detaylı bilgiler de alınabilir. Mikro ifadeleri okuyabilen bir göz hassas bir gözdür, eğitimli bir gözdür. Bu gözden hmm. e, hiçbir şekilde bunlar kaçmaz. Yalan makinesini aldatabilen insanlar bile bundan kaçamazlar. Peki şimdi izleyicilerimiz de en çok merak edilen yalan konusu. Mesela evet. merak ediyorlardır etrafında e, bir evet. sürü insan var evli olanlar, eşleri var, çoluğu çocuğu olanlar ya da iş hayatında evet. ilişkisi olan insanlar var. ve ikili ilişkilerde, özellikle ticaret hayatında da yalan söylenmesi bir bakıma da ticaretini de ikili ilişkilerini de zedeleyebilecek şeyler ve problem ama bunu biz yakalayamıyoruz, anlayamıyoruz. Ne zaman başımıza ben size orada bir taktik vereyim. Cevap. Mesela ee, şimdi biz fizyonomist olduğumuzu söylüyoruz ama Mesela kurban pazarlığında el tutulur ve sallanır Hızla şiddetle sallanır Bunun bir sebebi vardır Bunun sebebi şudur Kişi kolunu sallarken dayanabildiği yere kadar dayanır Artık en son sallamaya bıraktığı yerde O karşı taraf anlar ki artık gidecek yeri yok Yani oradaki kol sallamada Bu iş ticareti iyi bilenler Sadece kolu sallamak için sallamazlar Karşı tarafın nereye kadar inebileceğini O kol sallamadan anlarlar Vücudumuz yalan söyleyemez. Bunu yakalayabilme imkanınız varsa yakalarsınız. Bunları öğrenmek mümkün. Bazılarını alt bilincimiz farkında olmadan yakalıyor. Hani insan sarrafı diyor kişiler ama nasıl insan sarrafı bilmiyorlar. Aslında hmm. alt bilinçleri fizyonomist hmm. olduğu için. Hmm. Hepimiz bunları bir miktar öğreniyoruz. Fakat bunda uzmanlaştığınız zaman, kendinizi geliştirdiğinizde o zaman hmm. herkesin kulağından onun karakterini algılama şansınız i̇şte var. Kafa bir şey söylerken kafasını çevirmesi denir evet. ya da işte bir tarafa yukarı bakması, gözünü çevirmesi evet. falan şeklinde. Evet. Mesela şöyle bir 5-6 evet. tane evet. E, ilk etapta tabi bu herkes için geçerli olmayabilir evet. ama hani izleyicilerimize de evet. en azından e, bir bilgi olsun şeklinde. Mesela, Karşındaki insanın evet. yalan söylediğini şu 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 hareketlerle tırnak içerisinde belki diyeceğim anlayabiliriz. Tabii. Aslında bunun kesin yolu mikro mimikler ama mikromimikleri e, anlayabilmek ve takip edebilmek için uzun yıllar belki aylar çalışma yapmak gerekir. Fakat mimiklerden ya da bazı hareketlerden yakalamak eğer gerekirse e, üçgen yüzlüler çok kolay yalan söyler. Önce üçgen yüzlü. Evet. Statik olarak. Çünkü bunların buna yeteneği vardır. Zeki insanlar kolay yalan söyler. E, bunların da yetenekleri olduğu için eğer e, etik değerleri çok güçlü değilse bunu tercih eder çünkü kolay yoldan istediğine ulaşacaktır. Bu statik bir bilgi. Hı hı. Eğer e, dinamik bir bilgi istemek e, istersek e, gözler e, eğer kişi sağ elini kullanıyorsa konuştuktan sonra sola doğru kayıyorsa veya soru sorduğunuzda sol yukarıya doğru bakıyorsa Mesela ben konuşuyorum şu anda şöyle hı. bakıyorsam evet, yukarı doğru Aynen Sol yukarıya doğru bakıyorsa o zaman e, bir plan yapıyor ve hayal ediyor onu size söylüyor. Eğer sağ yukarıya doğru bakıyorsa hatırlamaya çalışıyordur. Ee, i̇kinci olarak daha garanti Sağa bir yol. Sağa bakıyorsa o zaman doğru olabilir. Aynen diyorsun. öyle. Doğru, doğru yapılamaya çalışıyor. Ama daha garanti bir yol isterseniz hikayeyi bitirdikten sonra bir de sondan başa doğru anlatmasını istersiniz. Yalansa bunu yapamaz. Doğruysa yapar. Çünkü yaşanmış olayı hatırlayarak tekrar devam edebilir. Ama bir kurguyu başından sonra anlattıktan sonra sonundan başına tekrar anlatırken mutlaka çelişkilere düşecektir bu şekilde yöntemler kullanabiliriz. Duruma göre, kişiye göre farklı yöntemlerle bunları analiz etmek Vücut mümkünüm. başka türlü tepki veriyor mu? Tabii ki nefes alma yöntemlerinden buradan yakalamak mümkün ama biraz daha bunlar uzman işi. Elini kolunu saklar. Mesela kişi doğruyu söylüyorsa bu şekilde hareketler yapabilir. Yalan söyleyen kişi hep böyle elini içe tutar, masanın İçeri altına tutar, doğru. göstermez. Evet. Bu tabii bir çekingenlik Müziğiyle göstergesi de olabilir ya da dokunma. Ee, özellikle eee burun kısmı, e, yalan söylerken insanlar gerilirler ve kan basıncı artar ve burunda bir kaşıntıya yol açar. Şu şekilde, bu şekilde bir e, hareket yapıyorsa yüksek ihtimalle yalan söylüyor olabilir. Yani burnuyla oynuyorsa. Aynen. Bu en aslında spesifik bir şey evet, çıktı. Evet. Çünkü burnumuzda kıkırdak bir yapı vardır. Kan basıncı arttığında ilk orada hissederiz ve orada bir ufak bir kaşınma olabilir. Bu şekilde aslında sadece resimlerde biz kişiyi değil de ortamları da analiz edebiliyoruz. Dilerseniz öyle bir çalışmada tabii, göndermiştik. Tabii. Onun üzerinden de gidebiliriz. Ben de buradan açarsam Hangisiyle, daha kolay olur. Olsa. Resim analizi diye paylaşmıştım. Tamam. Oradan çıkacaktır diye düşünüyorum. Onu da alalım yönetmenim. Evet. Bu arada yönetmenimiz bunu hazırlarken ben tüm bu bilgileri kullandığımız bir alan olarak iradeden de biraz bahsetmek tabii, istiyorum. Tabii. Elde ettiğimiz bütün verileri aslında biz hayatımızı yönetmek, faydaya hizmet etmek için kullanıyoruz. İnsanın kullanım kılavuzu burada tabii çok önemli bir etken. İnsanın kendini kullanması noktasında da iradenin tanımını biz şöyle yapıyoruz. Bu çok yaygın bir tanım değil ama bütün dinleyicilerimizin kabul edeceği ve yararlanacağı bir cümle olacağını düşünerek paylaşmak istiyorum. Aslında düşüncelerimizin ve duygularımızın, verdiğimiz kararlarımızın bedenimize yaptırılması, yani bedenimize verdiğimiz emri uygulatma halimize biz irade diyoruz. İradenin gelişimi bu. Yani siz bir şey düşünüyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Ama bunu yapmakta zorlanıyorsunuz. Yani yapmakta zorlanmak demek aslında bedeninize yaptırmak demek. Ben benim için doğrusu bu diyorum ama gidip şunu yapıyorum. Bunu seçmem lazım diyorum ama şunu seçiyorum. Burada da yine bedenimizden aldığımız veriler, bilgiler, etraftan aldığımız veriler, bilgiler bizim için çok çok değerli. Bu noktada biz hem fizyonomiyi kullanıyoruz detaylı olarak. Hem beden dilini kullanıyoruz. Hem de... Bu resim analizlerinde elde ettiğimiz e, verilerle karşı tarafı e, yönlendirmek için de bunları kullanıyoruz. Bunlarla ilgili yorumlar evet. mı yapacaksınız? Evet. Sırayla. Bunlarla ilgili tamam. yorumlar yapacağız. Kaç yapacağım. taneydi? Böyle sırayla geçelim. İki, i̇şte iki mesela tane böyle başlayalım mı? Toplam iki resmimiz i̇ki var. İki resim. Evet. Mesela Hı. burada ne vermek istiyoruz? Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi burada bir e, sosyal ortam var. Resim tam görülüyor. Evet. Üç, üç kişi var. Bir de arkada e, garson var. Şimdi burada bir... Şöyle yap. Bir tam Hı. ekran ver. Evet. Daha iyi olur. Al bize. Evet. Daha detaylı görmüş oluruz. Evet. Evet. Tamam. Şimdi e, fizyonominin burada bir de sosyal e, ortamda e, açıklamasından da yararlanarak hı hı. E, ortamda e, insanların birbirlerine karşı etkileşiminde de biz bunu kullanıyoruz. Şimdi e, burada üç tane hanımefendi var. Ben devam ediyorum ama resmen herhalde tabii, tabii. geldi. Evet. Çok güzel. Şimdi buraya baktığımız zaman üç kişi var. E, i̇ki kişinin çift olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir hanımefendi var. Çantasını yere bırakmış. Arkada e, bir garson var. Önde bir masa var. Şimdi burada kafa yapılarına baktığımız zaman bu insanların aklından ne geçiyor? Düşünceleri nedir? Daha önce neler yapmış olabilirler? Bunlarla ilgili bazı veriler paylaşmak istiyoruz. Hı hı. Şimdi buradaki e, beyefendi hanımefendiye hayran ve e, onunla e, birlikte e, bir hayat geçirmek istiyor. Hanımefendi ise e, beyefendiyle ilgili planları var ama biraz daha çıkarcı düşünüyor. E, onunla birlikte olmak istiyor ama duygusal değil de daha çok e, onun gücünden yararlanmak istiyor. Beyefendinin kafasında aslında tabiat, doğa, sevgi e, gibi şeyler varken hanımefendi sürekli hesap kitap içerisinde. E, diğer taraftaki hanımefendi ise biraz daha yaşlı olan muhtemelen ortadaki hanımefendinin annesi olabilir. Ee, o da e, muhtemelen e, hanımefendiyle birlikte e, plan yapmışlar. Konuşmuşlar. E, beyefendiyle e, aralarının gelişmesi için e, ilerletmek istiyorlar. Bunun için de e, yaşlı olan hanımefendi elinden geleni yapıyor ve e, kendisi bu ilişkiyi desteklemek için e, burada bulunuyor. E, şimdi buraya baktığımız zaman ee, aslında kafaları çok karışık ve çok da uyumlu bir çift olmadıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü e, birlikte olmak istiyorlar ama amaç e, burada temelde sevgiden ziyade bir tarafta has e, bir tarafta da e, menfaat söz konusu. Fakat her ikisi de e, rahatların oldukça düşkünler. Bundan dolayı da e, buluşma ve birlikte yaşama şansları da var. E, sonuçta e, birbirlerine aşık olmaları zor olsa bile birlikte güzel bir hayatta sürebilirler. Hı hı. Bununla tabii ilgili çok uzun da konuşulabilir ama tamam. bir Diğer ön bilgi. Bir resimimiz evet. daha vardı evet, galiba. bir resim Onu daha da var. Alalım. Ona geçelim. Ondan sonra eee estetikle nasıl sokunur. Yürüyüş, evet. ayak şekilleri. Evet. onları da Parmaklar, bunları detaylı. Bu resmi görelim. de hızlıca evet. e, konuşalım. Burada da tabii kalabalık bir ortam olduğu için çok fazla şey e, konuşulabilir. E, burada e, bir ekip olarak e, kafeye gelmiş beş kişi var. Bir garson bunlara hizmet ediyor ve etrafta diğer insanlar var. Buraya baktığımız zaman ortada oturan iki kişi birbirleriyle arası oldukça iyi ve samimiler. Muhtemelen aynı evde kalıyor olabilirler. Yanlarındaki hanımefendi ise onlarla yakın arkadaşlık kurmaya çalışıyor ya da bir tanesinin sevgilisi olabilir. Başta oturan beyefendi büyük ihtimalle diğer ikisinin ortak arkadaşı ee, ve eğlenceye oldukça düşkün ve onlara liderlik ediyor olabilir. Karşı taraftaki hanımefendi ise e, hepsinden bağımsız tek başına eğlenmeyi seviyor ve büyük ihtimalle onlarla sürekli e, bir arada olmuyor. Bugün e, burada ama diğer dördünün sürekli birlikte olduğunu düşünüyorum. E, burada herkesin e, temel e, maksadı e, birlikte eğlendiklerini evet. düşünüyorlar. Ve e, mutlu bir şekilde e, bir e, topluluk oluşturup sosyalleşmek için buradalar. E, muhtemelen e, üç kişi aynı iş yerinde çalışıyor. Erkek olanlar aynı iş yerinde çalışıyor. Dediğim gibi hanımefendi de onlarla e, bağlantı kurarak e, bu sosyal ortamı değerlendiriyor. Şimdi daha geniş konuşabiliriz ama birçok konumuz var. Bunlara başlık başlık girdiğimiz için sanırım bu kadar yeterli olacaktır. E, Alalım, evet Şimdi e, bir e, çok popüler e, bir resim var. Onu da ben e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, i̇nsanların da çok ilgisini çekebilecek bir şey. Hangisiydi o? E, Bizde var mı? Var. Tamam. Şimdi gösteriyorum ben de. Hmm. Şöyle. Şu iki avuç. Evet iki evet. avuç resmi. Şöyle görünüyor herhalde. Tamam. Sizde açılabilir. Evet. Şimdi. Evet. Diğer yerden açacağım çünkü şey e, burada tamam, çizebileceğim. Vereyim, e, siz buradan evet. çizecek misiniz? Evet, ben çizerek göstereceğim. Evet, tamam. Evet. Ekrana da verelim. Ha tamam bu resim de çok güzel. Buradan da anlaşılabilir. Tamam. Şimdi buraya baktığımız zaman en soldaki oradan bahsedeyim. Çok güzel. Ben çizecektim. Gerek kalmadı. En soldaki resme baktığımız zaman e, hayat çizgileri en üstteki kırmızıyla gösterilen çizgi hayat çizgisi. E, özür dilerim. E, sevgi çizgisi. Sevgi çizgisi sol elde eğer aşağıdaysa bu kişi oldukça e, duygusal e, ve kendinden daha e, büyük biriyle evlenecek birisi e, olduğunu söyleyebiliriz. Ortadaki gibi eğer e, çizgiler birbiriyle çakışıyorsa çok kararlı, e, dengeli bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle kendi emsalinin yaşatı insanlarla evlenebilir. En sağdaki tarafa baktığımızda ise düşünce ve e, duygu açısından daha kararlı ama kendisinden küçük biriyle evlenebilecek birisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu, bu şekilde elimizdeki çizgilerin çok değişik yorumları ve anlamları olabiliyor. Bu resimle ilgili de tabii çok konuşabiliriz ama popüler bir bilgi olduğu için bunu da paylaşmak yararlı olur diye düşündüm. Aynı zamanda farklı olarak bugün konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de ayak çizgileri. Bu Bununla ilgili de bir resmimiz var. Ayağ, ayağımızdaki parmakların dizilimi, e, şekli de e, bize birçok bilgi verebiliyor. Mesela baş parmağın e, ayrı olması e, orta parmağın daha uzun olması e, bunlarla ilgili de e, birçok bilgi var. Burada baktığımız zaman mesela e, ortadaki gibi e, bir yapıya baktığımız zaman bu kişi e, oldukça duygusal, heyecanlı e, ve aktif birisi e, olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ba baş parmak uzunsa bu kişinin lider e, etrafını yönetmek isteyen Aynı zamanda da biraz bencil olduğunu söyleyebiliriz. Eğer e, parmaklar aşağıya doğru, ge, de, geriye doğru geliyorsa düzgün bir şekilde, bu kişiler de etrafıyla oldukça uyumlu, sevimli ve anlayışlı olduklarını söyleyebiliriz. Ayakların tamamı düz olabilir, parmaklar düz olabilir. Bunlar da çok çalışkan, etrafına hizmet etmeyi seven insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında baktığımızda vücudumuzun her bölgesinin bize birçok e, veri aktardığını Bunların tamamını birleştirdiğimizde ise e, bizim için gerçekten e, sonuç değiştiren, kendimizi tanımakta hız kazandıran, e, bize avantaj sağlayan veriler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki hocam. Evet. Ee... Şimdi genel anlamda baktığımızda bunun bir eğitimi var mı? Bir okuma, e, okulu? Ya yani şu an Türkiye'de böyle bir bölüm yok. Yurt evet okullarda var, okullarda istihbarat. yok. Türkiye'de de bazı çalışmalar var. İstihbarat kanalları da bu konularda e, bazı hocalarla çalışıyorlar. Ama bireysel eğitimler var genellikle. Bireysel genellikle. Üniversitelerle ilgili çalışma e, gayretleri var ama henüz bir sonuç yok. Ama yakın zamanda Hı. olmasını tabii ki umut ediyoruz. Bizim de bazı arkadaşlarımız, hocalarımız da bu konularda çalışıyorlar güzel sonuçlar elde etmek üzere olduklarını duyuyoruz. İnşallah olacaktır. Ama geçmişte bunlar dediğim gibi çok daha yaygın bir şekilde kullanılıyordu ve bu bilgiler çok etkiliydi. Özellikle mesela Çin'de elçiler gönderildiği zaman baş parmakları kesilerek gönderiliyordu. Çünkü baş parmak bütün karakteri ortaya çıkartıyor. Şimdi mesela baş parmağınız çok güçlüyse güçlü bir karakter anlamına gelir. Şu açı eğer yüksekse geniş görüşlü olduğunuzu gösterir. Şöyle darsa eğer dar görüşlü olduğunuzu gösterir. Geriye doğru bükülüyorsa sizin kararsız çok kolay ikna edildiğinizi gösterir. Bizim ortaokulda bir arkadaşımız vardı hocam. Evet. Bütün parmaklarını buraya değdiriyordu. Esnek, bir, esnek, esnek kıkırdaklarla Bir, artık. Evet, evet. bir şey ilgili bir şey. Bütün evet. hepsini şöyle çevirirdi. Evet. Aynı o zaman çok kolay ikna mı oluyor? Baş parmaktan sadece bahsediyorum. Şimdi benim baş parmağım düz tamam. duruyor. Kararlı bir yapı var. Ama bazı insanlar baş parmağı geriye doğru... Şöyle, dön dön mesela şöyle, he, şöyle, Hayır, O değil. Yapı olarak şöyle geriye dönük oluyor. Sizinkisi de düz. Düz. geriye gelmesinden bahsetmiyorum. Şu baş parmak şöyle, nasıl diyeyim? Baş şöyle olduğunu düşünün. Ha ha O şekilde. O şekilde. Mesela sizin bana göre birazcık daha eğimli. Ee, siz ba ben bana göre e mesela... Ya kolay ikna oluyorum. Kolay değil. Bana göre bir parça daha ikna edilmeniz kolay olabilir. Yani bu şu, şu anlama geliyor. Mesela gene aynı şekilde eğitimsiz biriyseniz kolay kandırılırsınız. Eğitimli biriyseniz karşınıza deliller verildiğinde ha hmm. ben haksızmışım hmm. diyebilirsiniz. Hmm. Ama inatçı birisi Eğitimsizse eğitimsizse ne olursa olsun benim dediğim doğru der. Ama hem kararlı hem de eğitimli ise mutlaka delil ister fikrini değiştirmek için. Ben mesela delil isterim. Delil olmadan fikrimi değiştirmem. Mesela parmaklarla ilgili söylerken uzun kısaya söyledik ya eşit olanı söylemedik. İki taraf eşitse bu kontrolcü anlamına geliyor. Her şeyi iki kere kontrol eder. Ben mesela öyle bir insanım. Bende de var. Evet. Ki benimki de herhalde şöyle ters göstereyim şöyle. Evet. Şu biraz daha uzun gibi. O işte biraz liderliğe doğru yatkınlığınızı gösteriyor. Mesela küçük parmağınız açık, iletişiminizin güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzükten dolayı. Aynı olacak. zamanda, <laughs> e, izninizle bakayım. Mesela şunun uzunluğu şuraya kadar gelmesi iletişiminizin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Şuraya kadar gelseydi e, bir devlet başkanı kadar e, yüksek bir iletişime sahip olabiliriz. Bir diplomat kadar. Bunlar tabii e, küçük parmağın uzun olması çok çok önemli. Baş parmağın uzun olması mesela e, karakterle ilgili e, bilgiler Şeyin veriyor. Şimdi parmağı ama Tekrar... Hani... Lider olma Küçük, şeyini tekrar. Lider ol olma bu. Ha, şu, evet. Bu parayla ilgili, orta parmak parayla ilgili. Ha. Küçük Öğrencim parmak iletişim ticaretle ilgili. Gösterim. Küçük evet. parmak ticaretle derken? uzun olması avantaj. Uzun olmasında şu çizgiye yaklaşıyorsa ona göre bakıyoruz. Bu çizgi geçiyorsa çok uzun, bu çizgiye geliyorsa uzun anlamına geliyor. Bunu geçen zaten çok az insanda çok mevcut değildir yani. şey o küçük parmağın evet, geçmesi. Küçük ne? parmağın küçük parmağın şu son yüzük parmağının ha, şu son boğunu geçmesi boğun çok az rastlanır bir şeydir. Geçerse? Geçerse çok yüksek iletişim, yüksek diplomatik güç, ticaret, pazarlık gücü anlamlarına gelir. Peki bu kadar veriden sonra. Evet. Şimdi araştırmalar yapıyorsunuz bir de aynı evet. zamanda sahadasınız yani bu evet. işi yapıyorsunuz böyle bir evet. de evet. analizleri yapıyorsunuz danışanlarınızla. Evet. Yani ben böyle biliyorum şu şöyle olursa karakter budur ruh yıllardır anlatan bilen birisiniz. Tam tersi çıktı olmadı mı hiç böyle yüzde yüzünün tam tersi ya ben şöyle, bunları çıkabilir, çok yanlış biliyormuşum. Şöyle e, ben şöyle cevap vereyim bu soruya. E, ile benim ilk ilgilenmem aslında e, sağlıkla ilgili bir veri toplama kaynağı olarak gördüğüm için bazı hastalıkları algılayabilmek için e, başvurduğum bir alandı. Mesela bir örnek vermek gerekirse tırnaklarımızda bu şekilde e, bir e, ay şekli var. Buraya baktığımız zaman bu bizim bağışıklık sistemimizi gösteriyor. Orta parmağa kadar gidiyorsa bağışıklığımız oldukça iyidir anlamına gelir. Hmm. Tırnaklardaki şekillerden birçok hastalıklar tespit edilebiliyor. El çizgilerinden de fakat ee, bu konuya nasıl güvenebilirim diye ben bunu araştırdım. Hindistan'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Çin'den farklı kaynaklardan eğitimler aldım ve bunlara baktığım zaman e, İngilizce'de mesela go kelimesi Çinde de aynı anlama geliyor, Amerika'da da e, İngiltere'de de. Burada da bütün çizgilerin neredeyse her yerde aynı anlama geldiğini görünce çok şaşırdım ve bunun bir bilim, e, bir ilim, bir fayda olduğunu anladım. Aynı zamanda yaptığım araştırmalarda e, halen birçok e, organizasyonun e, teşkilatın bu bilgileri kullandığını öğrendim ve bunlardan elde edilen bilgilerin yararlı bilgi olduğunu gördüm. Bunlara hiçbir zaman %100 doğrudur diye bakma şansımız yok. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, siz bir tünele gireceksiniz. Tabela var orada. Diyor ki 4 metre 450 geçerseniz diyor çarpar diyor. Şimdi bu bir fal mı? Bu bir veri. Eğer siz tırın dorsesini onun altına indirseniz çarpmayacaksınız. Üstüne çıkartırsanız çarpacaksınız. Hmm. Burada da bir takım veriler var. Bu aslında eşlerle ilgili problemler ya da işte çocuğunun biraz önce konuştuk geleceğine evet. dair eğitim ile ilgili analiz yapmada fayda sağlayabilir. Tabi e, tabii. bir sistem. Bunu yani bir faydalı bilgi geliyor. olarak. geliyor mu? Tabii ki eşler de geliyor. Faydalı bilgi olarak kullanabiliyoruz. Mesela söylediğim gibi insanların karakterlerini anladığımız zaman onlarla nasıl geçinebileceğini geçinileceğini biliyoruz. Mesela Hı. bir dikdörtgen yüzle nasıl geçinilir? Bunu biliyoruz. Ee, o zaman eş, diğer kişi bunu anlattığınızda onun nasıl onunla nasıl konuşacağını bilirse, anladığı dilden. O zaman aralarında sorun kalmıyor. Çoğu kez bütün kavgalar ve sorunlar iletişim kazalarından ortaya çıkıyor. Eğer kişi kendini tanırsa e, ve o bilgileri alırsa, o bilgilere göre hareket ederse o zaman iletişim kurmak kolay oluyor. Örnek Hı. veriyorum. An, anladığı dilden şunu kastediyorum. Şimdi biz Türkçe konuşuyoruz. Birimiz Çince konuşsak anlaşamayız. Şimdi diyeceksiniz ki bunun ne alakası var? Mesela bir ailede bir kişi tartışmayla konuşup anlaşmaya alışmışsa o kişiyle güzellikle anlaşamazsınız. Mesela evde sürekli gerilimle yaşanıyorsa, örnek vermek gerekirse babası Iı, şiddet gösteren yani illaki bu bir dayak fiziksel şiddet olması gerekmiyor ya da işte alkol kullanan ıı, bir hanımefendi ıı, sakin biriyle bir arada olduğu zaman o, adam ona çiçek getirdiğinde diyor ki bana niye çiçek getirdi beni aldatıyor mu bundan şüpheleniyor şöyle olaylar var gerçek olaylar kocası aldatıyor mu diye araştırıyor dedektif tutuyor ve aldatmadığını fark ediyor. Ama diyor ki o beni aldatıyor ben yakalayamadım diyor. Hı. Çünkü onu aldatılmayı deneyimlemek istiyor. İki türlü şartlanma var. Bir aileden gelen şartlanma var. Bir de şöyle düşünüyor. Ben acaba yanlış mı yaptım diyor. Bu adam diyor gerçekten iyi bir adam. Diğer kadının tercih ettiği bir adam mı diyor. Hı. Yani bu şekilde insanların e, kafa yapılarını diğer anladığınız zaman. Diğer tercih ettiği ama benim diyor. Mesela öyle de bir ego. Diğer kadınların tercih ettiği bir adamı mı seçtim. Yani tercih edilen bir adamımı seçtim yoksa o beni seçti ama onu kimse seçmiyor mu? Bunu algılamaya çalışıyor. Ama bizde öyle olmuyor hocam. Bizde artık genelde son sözü erkekler söylüyor. Tamam Hı -hı. karıcığım olarak. <laughs> en doğrusu akıllı erkeklerin sözü bu olmalı tabii ki. Peki hocam şimdi toparlayalım. Evet. Estetikli bir yüz nasıl okunur'u Hı -hı. E, soracaktım. Evet. E, artık yüzü tanınmaz hale gelmiş. Yani Hı -hı. 20 yıldır yapılan estetikler Hı -hı. var. E, dudaklar, kaşlar yeniden çiziyorlar artık. Evet. Yani o yaratılanı beğenmiyor, yeni bu Aynen. rahatsızlıkla ilgilidir. O başka bir şeydir. Burundur. İşte Doğru. E, nefes almasını engelliyordur falan. Onları geçtim ama tamamen artık e, hastalık derecesine Hı -hı. geçenler var. Baktığı zaman 10 yıl önceki o insan o değil. Tanımıyorsun evet. bile artık. E, orada okumalar artık işaret yok, çizgiler yok. Evet. Nasıl anlaşılır? şimdi Saçlar aslında, ekilmiş. Evet, verilerin %40'ı yüzden, %60'ı ellerden okunuyor. Ama aynı zamanda yürüyüşten, hareketlerden, mimik ve jestlerden de algıladığımız birçok şey var. Dolayısıyla biz kişinin eline baktığında zaten yüzünü yüksek oranda tahmin edebiliyoruz. Hmm. Eldeki hmm. çizgileri ameliyatla değiştirmesi zaten mümkün değil. Artı yürüyüş analizinde insanın karakterini algılamak mümkün. Amerika'da kameralar bile suçluları yürüyüşünü analiz ederek yakalayabiliyor. Adam komple kılık değiştirmiş. Yüzünü görmüyorsunuz bile. Arkadan yürüyüşünden o kişinin o suçlu, o kişi olduğu algılanabilir. Çünkü herkesin bir yürüyüş paterni var. İşte sırtının ağrımasıyla alakalı olabilir, yaptığı sporla ilgili olabilir, yaptığı iş meslekle ilgili olabilir, işte ruh haliyle ilgili olabilir işte ne bileyim dünya görüşüyle ya da cinsel seçimiyle ilgili olabilir. Bütün bunlar yürüyüşe dahi etki ediyor. Bütün verileri birleştirdiğimizde aslında yakalayamama şansımız yok. Uzman bir göz mutlaka yakalar. Bunların dışında daha farklı tabii ki yöntemler de var. Ee, pa mesela parmak izinden de karakter analizi yapmak mümkün. Bununla ilgili çalışmalar da var. Dolayısıyla değiştirilemeyecek çok nokta var açıkçası. Evet. Ilgili... Mevcut olanlarla e, bir yol bulabiliyoruz. Bununla ilgili sorulacak çok soru var tabi. Ee, sevgili dostlar videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Erdoğan Hocam videonun altındaki e, sorularla yorumlarla ilgili belki yine bir program müsait olursanız cevaplama niteliğinde bir program Hı. daha yaparız. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ediyorum. Yakın bir zamanda bekliyoruz yine hocam. İnşallah. Son sözünüzü alayım. Kapatalım. İnşallah anlattıklarımız faydaya hizmet eder. Bunların tamam. bir e, Karşı tarafa iddiada bulunmak için değil de karşılıklı konuşarak o kişiyi tanımak, anlamak ve kişiyi kendine anlatmak için veri olarak kullandığımızı hatırlatmak benim için oldukça önemli. Bizim üzerimizde bizimle ilgili verileri okumamak bence bunlara gözümüzü kapatmak hata olur. Bunları hepimiz değerlendirelim inşallah. Hala hazırda bir rehber var. Analiz edebileceğimiz, okuyabileceğimiz. Bence değerlendirilmeli. Bununla ilgili bence ee, okullar eğitim anlamında da bölümler açılmalı gibi bir i̇nşallah. kanı oluştu vardı zaten yıllardır bu Yurt merak ettiğim var bir zaten konuydu bunlar uygulanıyor Uygulanıyor Türkiye'de de olur inşallah. inşallah evet sevgili dostlar programa like önemli programın ön plana çıkması daha fazla insana ulaşması açısından birer kelime de olsa mutlaka mesajlarınızı bekliyoruz ama sorularınız önemli Erdoğan hocama sorularınızı gönderin bir sonraki bölümde de sorularınızı cevap vermiş oluruz. Bir program hazırlarız kısmet olursa. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.